Karanlık bir tablo çizdim. Adına ekonomik kriz denilmiyor ama ekonomik krizin ta dibini yaşıyoruz çok uzun zamandır. 9 aylık verilerde hani karşılıksız çeklerden iflas dosyası sayısına kadar pek çok açıdan gözler önüne seriyor ne yaşadığımızı. Şu ilk 9 ayı mesela siz bu veriler üzerinden okuduğunuzda ne görüyorsunuz? Yani bu ekonomik kriz değil mi bizim yaşadığımız? Değil, ekonomik buhran çünkü <laughs> bizim bu yaşadığımız. Yani ekonomik kriz bir anda olur biter ee, çeşitli önlemler çözümler getirilir ona göre de hareket edilir ama bunu bu adı konulmamış bir ekonomik buhran çünkü 2016'dan beri devam ediyor ve derinleşerek devam ediyor son 9 aydır çok daha ciddi etkilerini görüyor dar gelirli orta gelirli memur işçi emekli emekçi dolayısıyla e, bu, bu bir çıkış yolu değil diye defalarca söylüyorduk zaten. Söylediğimizin de birer birer gerçekleştiğini görüyoruz. Esnaf batıyor, kobi batıyor, halk batıyor, emekliler batıyor, emekçiler batıyor, herkes batıyor. İşte 3-5 tane ballı gaymaklı müteahhit belki aradan sıyrılıyor. Onlar paralarını almaya devam ediyorlar. Ya da paradan para kazananlar, yurt dışından parayı buraya getirenler para kazanıyor. Onun dışında bunun bedelini, bu ağır bedeli vatandaş çok ağır bir şekilde ödemeye devam ediyor. Ee, biraz önce 126 iktisatçıdan akademisyenden bahsettiniz aslında. Evet. İmza topladılar ve işte gerçekleşen enflasyon üzerinden zam yapılsın dediler. O bile gerçekçi değil. Onu da söyleyelim. Yani hmm. Türkiye'de hmm. reel enflasyonla TÜİK enflasyonu yani gerçekleşen enflasyon arasında da çok ciddi bir fark var. İşte hesapladığınız %41 dediniz, değil mi? %41, %42, 43, 45 bu civarlarda bir enflasyon bekleniyor. O enflasyonun da bizim hayatımızdaki enflasyon alakası yok aslına bakarsanız. Dolayısıyla bir de beklenen hayal kurulan enflasyonla %25'lik zam yapılırsa ki bence yapılacak. Yani 25'te 30 aralığında bir yerde zam yapılacak. İşte %30'luk zam yapılsa 22 bin lira. %25'lik zam yapılsa 21 bin liraya gelmiş bir ortalama ücretten bahsediyor olacağız asgari ücret değil. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ortalama ücretten bahsediyor olacağız. Çünkü Türkiye'de asgari ücret çıktır. ortalama ücret haline gelmiş durumda. Çalışan kesimin neredeyse %50'den fazlası asgari ücretle ayakta ve hayatta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani bu %20'ler, 25'ler, 30'lar falan filan hikaye. Ee, peki niye bu yapılıyor? Enflasyonla mücadele edilsin diye mi? Hayır. E, ee, işverenler, bazı işverenler ve yabancı sermaye, büyük yabancı sermaye diyor ki siz ucuz iş gücüsünüz kardeşim. Ucuz kalmaya devam edin. Köle olarak bize çalışmaya devam edin. Biz de daha çok para kazanalım. Daha çok kar elde edelim. Onun için de baskıyı arttırıyorlar. Bir yandan da tabii hani e, bunun adını da çok güzel koydular. Enflasyonu işte şey arttırıyor. Ee, ne derler şöyle işçi kesimi arttırıyor ya da emekliye, EYT'liye zam yaptığımız için enflasyon oluyor adını da çok güzel koyduk, koydular ee, ve bu sayede de artık insanları daha da köleleştirebiliyorlar rahatlıkla bunu e, hep birlikte görüyoruz ama bunun bedeli herkese yansıyacak daha da ağırlaşarak yansıyacak. Evet Selçuk Bey benim korkum şu aslında ee, şimdi asgari ücretle çalışan nüfusa oranına baktığımızda kişi sayısı, Avrupa yani ülkelerini sollamışız. Birinciyiz hatta o anlamda bakıldığında. Hı hı. E diğer yandan şimdi emekli çok zor durumda ama seçim öncesi gibi bir dönemde bile emekliye para yok demek zorunda kaldı. Erdoğan'ın biz ilk kez bir mitingde, bir konuda yok, para yok dediğine şahitlik ettik. e Şimdi erken seçim senaryoları konuşturken dahi erken seçim bile yakın değil. E dolayısıyla böyle bir dönemde e, hakikaten emeklinin ya da asgari ücretlinin talebi sizce karşılık bulacak mı? İktidar ne ölçüde dikkate alacak? Çünkü Mehmet Şimşek de politikasında gayet sıkı devam ediyor. Karşılık bulmayacak. Hı hı. Yani kimse asgari ücrete öyle ciddi bir düzeltme, düzenleme yapılacağını falan beklemesin. Ya da işte emekli maaşlarının harçlık olmaktan çıkartılacağını falan düşünmesin. Çünkü Aynı şekilde zaten Mehmet... Selçuk Bey çok özür dilerim. Asgari ücret demek artık sadece asgari ücret değil. Özel sektör zam oranları da ona göre belirleniyor. Yazın e, özel sektörün de çoğu zamsız geçirdi. Bravo. Çok haklısınız. Yani işte %25'lik bir zam belirlendiği zaman asgari ücret diye o orta gelir seviyesinde ya da beyaz yakalıya ya da biraz daha üst e, gelir maaşı elde edenlere de birebir yansıyor. Hatta bazen hiç yansımıyor. Öyle evet. söyleyelim. Sen zaten yüksek maaş alıyorsun kardeşim. Sana %25 zam yapmaya gerek yok. %10 zam veriyoruz. İşine geliyorsa çalış, işine gelmiyorsa çalış bir yığın patron olduğunu biliyoruz ve duyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Burada bu arada siyasi görüşünde bir önemi yok. Yani A partili B partili fark etmiyor. Kim kendi işine geliyorsa ona göre hareket ediyor. Dolayısıyla işçi, çalışan memur, emekli herkes çok ciddi anlamda sıkıntıya girmiş durumda. Şimdi bu sadece emekçinin problemi gibi gösteriliyordu bu arada. Yani sadece emekçinin problemi bu. Ne olacak canım biraz dişinizi sıkın idare edin falan diyorlardı. Ama işin rengi o değil. Bakın siz ben para harcamadığımız zaman ne oluyor? Harcayamadığımız zaman ne oluyor? Ya borçlanıyoruz. İşte biraz önce gösterdiğiniz tüketici kredileri, kredi kartları patlıyor. Çekler, senetler patlıyor. Ya da ya da harcamayı kesiyoruz. Harcamayı kestiğimiz için bir talep oluşmuyor. Zaruri giderlerde bile, zaruri meselelerde bile bir talep oluşmuyor. Bu da özellikle küçük esnafın Kobilerin batmasını beraberine getiriyor. Çünkü büyükler bir şekilde ayakta kalmayı başarıyorlar. Evet. Ama küçükler, küçükler hem yurt dışı pazarı bulamadıkları için, başka pazarları açılamadıkları için hem de Türkiye pazarında da istedikleri ciroları elde edemedikleri için dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyorlar. Mesele bu ve bunu biz Hatırlayın sizinle de yaptığımız programlarda aylar öncesinde hatta yıllar öncesinde söyledik dedik ki yapmayın etmeyin bakın bu zincirleme bir reaksiyon ve bu işi çok daha berbat bir noktaya doğru götürür. Şimdi biz bundan sonraki süreçte kayıt dışını konuşacağız daha çok. Merdiven altını konuşacağız daha çok. Tabii yani daha az vergi toplandığını göreceğiz. Hedeflere ulaşılmadığını göreceğiz. Bütçede çok daha ciddi kırılganlıklar görmeye başlayacağız. Hı hı. Faiz giderlerinin daha da artmaya başladığını göreceğiz. Yani insanlar sanıyor ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın kardeşim. Asgari ücretliye zam yapılmayı versin. Asgari ücretliye zam yapılmazsa hiçbir şeye zam gelmez. Bu sayede de enflasyon düşer, düşer diye e, burada muhabbetini yapıyorlardı. Bundan bir sene iki sene önce. Bunların arasında çok önemli ekonomistler, akademisyenler de vardı. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir ülkede bir ülkede tüketim yoksa bütün ekonomik sistem çöker. Bu da daha çok enflasyonun oluşmasını beraberinde getirir. Yani ya. tüketim olmayınca enflasyon olmaz anlamına gelmiyor. <laughs> e buyurun, buyurun asgari ücrete zam yapılmadı. Niye fiyatlar artmaya devam etti? Niye? Bunun cevabını verin. Benzine, mazota aklınıza gelebilecek tüm ürünlere, ekmeğe, peynire, süte, suya, her şeye, kiraya, her şeye zam geldi. Kiralara %68, %70 oranında zamlar yapıldı bu sene insanlar tarafından. Şimdi siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki bana yok kardeşim işte biz asgari ücretliye zam yapmadık onun için hiçbir şeye zam gelmeyecek. Bu zamlar niye geliyor diye sorarlar adama o zaman. Ya. Anlatabiliyor muyum?